mevzu değildir. Aynı zamanda protonları çok hızlı döndürdükleri için ve çarpıştırdıkları için diğer madde olmayan varlıklar alemine açılan bir kapı da değildir. Cin çağırma ayinleri de yapılmıyor. Bize en çok gelen sorulardan ve yorumlardan biri bu. Hatta bazı veliler çocuklarını o çarpışma anında okula göndermemişler. Gerçekten var olan haberler bunlar. Aynı zamanda dünyanın deprem oluşturacağı bir merkez de değildir, aygıt da değildir. Deprem oluşturmaz. Evet, protonları ışık hızına yakın hızlarda çarpıştırıyoruz. Ama bu korkulacak bir şey değil. Protonları ancak bir sineğin, sivrisineğin kanatlarının çırpışı kadar hızda ve enerjide çarpıştırıyoruz. Bu dediğim gibi korkulacak bir şey değil. Deprem olmayacak, merak etmeyin. Aynı zamanda Melekler ve Şeytanlar filmini veya kitabını okuyanlar varsa bilirler. CERN, antimaddenin ülkeleri yok etmek amaçlı kullanılması için üretilen bir bölgesi de değil. Antimadde öyle koltuğun altına alıp kaçırılıp götürülecek bir şey değildir. 2011 yılında antihidrojen maddesi üretildi ama 15 dakika kısa bir sürede antimadde maddeyle etkileşerek yok oldu. Aynı zamanda CERN ne değildir de en fazla gelen sorulardan biri, hani biraz okuyup da gelenlerin sorduğu sorulardan biri. CERN Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi değil mi? Hani nükleer santraller, nükleer enerjilerle üzerine çalışmıyorsunuz diye sorduklarında. Evet, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi ama nükleer enerji konusunda da araştırma yapılmıyor. Nükleer santralde üretmek amaçlarında değiller. Sadece yenilebilir enerji kaynakları üzerine çalışıyorlar. CERN neresi değildir başlığımda var. Onu da kendim için koydum. Gitmeden önce çok fazla film izleyen ve hayal gücü çok yüksek olan ben, uçan robotların, kendi kendilerine çalışan makinelerin ve işte uçuk kaçık fizikçilerin olduğu bir yer olarak hayal ediyordum. Evet, biraz hayal kırıklığına uğradım ama CERN öyle bir yer de değil. Gayet normal insanların olduğu, insanların yemek yediği, CERN'ün en popüler bölgesi diye açık ve net söyleyebilirim. Peki nedir CERN? 1954 yılında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 12 Avrupa ülkesinin küllerinden doğma biçimidir. Küllerinden bilimle doğma biçimidir. Avrupa'da Fransa ve İsviçre sınırında yer alan Cenevre şehrine yakın olan 10 bin nüfusuyla dünyanın en büyük parçacık fiziği araştırma laboratuvarıdır. Dünyanın en büyük laboratuvarıdır diyorum. Çünkü 27 kilometre çapında ve yerin 100 metre altında bulunan büyük hadron çarpıştırıcısına ev sahipliği yapmaktadır. Niye böyle bir teknolojiye ihtiyaç duyuyoruz? Onu da şöyle kısaca özetleyebilirim. Bir şeyin içinde ne olduğunu merak ediyorsak içine açar bakarız, değil mi? Eğer açamıyorsak ve merakımız çok ağır geliyor, basıyorsa kırar bakarız. Protonlar için de durum bundan ibaret. Protonları tekrar tekrar söylediğim gibi ışık hızına çok çok yakın hızlarda hızlandırıp kafa kafaya çarpıştırıp içindekilere yeni oluşacak parçacıkları ve onların etkileşimlerini inceleyerek evrenin oluşma mekanizmasını ve geçmişimizi anlamaya çalışıyoruz. Aslında durum sadece ve sadece bundan ibaret. Böylesine büyük bir bilim merkezinin bunca yıl kat ettiği mesafeyi bu şekilde özetleyebilirim. Burada iki yıla dikkat çekmek istiyorum. 1990 yılında iki parçacık fizikçisinin kendi aralarında bilgiyi paylaşmayı kolaylaştırmak adına www internet web arayüzünü keşfettiği yerdir CERN. Ve bugün hepimiz CERN www'yu aktif bir şekilde kullanmaktayız. Ve en sonuncusu U yazısından birazcık görünmüyor ama 2013 yılında meşhur Higgs bozonu gözlemlendi. Eminim ki hepiniz Higgs bozonunu ve CERN'ü medyanın popülaritesini artırmak amaçlı Tanrı parçacı olarak isimlendirdiği haberlerden duymuşsunuzdur. Evet, 2013 yılında resmen Higgs bozonu gözlemlendi. Evet, madde kütlesini
veren şeyin ne olduğunu anladık. Peki bu bizim için ne değişiklik yapacak? Boyumuz mu uzadı? Ne yapacağız? Bir şey hissetmedik değil mi? Bu aynı şekilde 1900'lü yıllarda nasıl ki elektron keşfedildiğinde insanlar günlük hayatlarında herhangi bir değişiklik hissetmediler. Ancak biz bugün elektronları günlük hayatımızda, televizyonlarda, telefonlarda, bilgisayarlarda, her yerde kullanıyoruz. İşte Higgs yoluyla üretilecek yeni teknolojileri de umarım bizden sonraki nesiller, umarım bizler görebileceğiz. Ama sabırlı olmamız lazım. Peki, evet Higgs'i bulduk. Her şey bitti mi? Anladık mı? Evren hakkında her şeyi biliyor muyuz? Ne yazık ki hayır. Bizi, dünyayı, güneşi, galaksileri ve yıldızları oluşturan normal maddenin evrenin sadece %4'ünü oluşturduğunu biliyoruz. Yani geri kalan %96'lık kısım hakkında en ufak bir fikre sahip değiliz. İnsanoğlu var olduğu andan itibaren bu merakının peşinde, gizemli şeylerin peşine hep gitmiştir. Örneğin antik Yunan döneminden size bir örnek vereceğim. Samanyolu galaksisinin Tanrıça Hera'nın göğsünden düşen birkaç damla sütten oluştuğunu söylemiş. İşte İngilizce adı Milk Way olan süt yolu buradan gelmektedir. Biz Türkler hikayeyi şöyle şekillendirmişiz. Bir saman hırsızının yürürken yolda bıraktığı izler olarak şekillendirmişiz. İşte insanoğlu var olduğu andan itibaren bilmediğinin peşinde koşuyor. Ve bu peşinde koştuğu şeylerden biri karanlık madde ve karanlık enerji. Tamam, bilim insanları gökyüzünde süt veya saman bulamadılar ama karanlık maddeyi ve karanlık enerjiyi teşhis edebildiler diyeyim şimdilik. Evrenin kütlesini ölçtüğümüzde görünür maddenin, biraz önce saydığım yıldızların, kara deliklerin, kara cisimlerin hepsinin kütlesini topladığımızda görünür maddenin evrenin var olması gereken kütlesinin sadece %10'unu karşıladığını görmüşler. Geriye kalan %90'lık kısım nerede? Bilmiyoruz. Madem ki öyle, bilmediğimiz şeyler evrende dolaşmakta. İşte bu, sadece varlığını kütle çekimiyle ispatlayan, gösteren ve fotonla hiçbir etkileşime girmeyen şeye karanlık madde deniyor. Tuhaf değil mi? Varlığını boşluğu olduğumuz şeyin ne olduğunu bilmiyoruz. Daha beteri de var. Karanlık enerji, evren giderek artan hızla genişliyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Güncel bir bilgi, takip ediyoruz. Ve giderek artıyor. Daha güçlü ve giderek daha güçleniyor. Evrenin genişlemesinden sorumlu şeyin ne olduğunu bilmiyoruz. Bir itici güç var. İşte buna karanlık enerji oluyor. Biz Türkiye olarak bu bilime yolculukta ne durumdayız? Onu da birazcık bahsetmek istiyorum. 1961 yılında gözlemci statüsündeyiz. 2009 yılında tam üye olmak için başvuruda bulunuyoruz. Ve 3 yıllık bir denetleme sürecine tabi tutuluyoruz. 3 yıllık denetleme sürecinin ardından üye ülkelerin hepsi tarafından yeterli olduğumuz kanısına varılıp üyeliğimizi kabul ediyorlar üye ülkeleri. Ani bir kararla 2012'de Türkiye vazgeçiyor. Neden bilmiyoruz. Ve 2014 yılında, 12 Mayıs 2014 yılında tam üye, asil üye olmaktan yarı üye, ortak üye olma statüsüne geçiyoruz. Peki, ortak üye olmak ne demek? Evet, bilim insanları yetiştireceğiz. CERN'de kadrolu olarak çalışabileceğiz. Türk firmaları ihalelerden pay alabilecek ancak üye ülkelerden sonra. Ve sınırlı sayıda, bu ki çok komik bir rakam, sınırlı sayıda öğrenci yetiştirebileceğiz. Üye olmak demek, teknoloji üretmek demek. Teknolojiyi kendimiz üretmek demek. Çalışmak demek, araştırmak demek, uygulamak demek ve ilerlemek demek. İyi olmazsak ne kaybederiz biz ülke olarak? Niye bu kadar önemli? Kendi teknolojimizi kendimiz üretelim diye, kendi teknolojimizi başka ülkelere kendimiz satabilelim diye, kaybolan pilotlarımızı kendimiz bulabilelim diye, gönderdiğimiz uyduların yorumlarını kendimiz yapabilelim diye,
Aynı zamanda hastanelerde kullanılan, kanser tedavilerinde kullanılan teşhiste, tedavide kendimiz makineleri kendimiz üretelim diye. Ve hani olur ya bir arıza, bir sıkıntı olduğunda makineleri kendimiz onarabilelim diye önemli. İyi olmazsak çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmayı kaybederiz. İyi olursak tüm Türkiye kazanır. Bizler parçacık fizikçileri olarak istiyoruz ki bu gelişmiş Avrupa ülkelerinin bayraklarının yanında, bu da dev organizasyonda bizim de bayrağımız dalgalansın. Sanırım çok şey istemiyoruz değil mi? İşte bu yolculuk, bu kadar uğraş, bu kadar çaba bunlar için. Ama sadece bir merak uğruna mı bu koşu, bu çaba? Ya da hadi olsun bir bana Nobel ödülü versin diye mi bu kadar çaba? Değil, zaten öyle bir şey beklemiyorum. Ben sadece masalda olduğu gibi Hansel ve Gretel'in ekmek kırıntılarını takip ettiği gibi kalbimin sesini dinleyerek yolumu, izimi bulmaya çalışıyorum. Ve kalbim en hızlı attığı yere de demir attım. Sonra demir attım. Teşekkür ediyorum.